adeta liyakatsızlığın dip yaptığı noktaya geldik. Hem Ekonomi Bakanlığı'nda hem Türkiye'de maalesef liyakatsızlık, vasıfsızlık egemen olmuş durumda. Ekonomi Bakanı adeta hepimizi cahil sanıyor, dünyadan bir haber sanıyor. Enflasyon hepimizin ortak problemi diyor. Örneğin ABD'de enflasyon son 41 yılın zirvesine seyrederken Almanya ve Fransa son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor diyor. Enflasyonla ilgili almış olduğu tedbirlerden bahsediyor. Kur korumalı getirdik, dövizdeki dalgalanmayı gidererek enflasyonla mücadele ettik diyor. Bunu bir cahil söylemez. Nasıl bir mücadele ki enflasyon Aralık ayından bu yana 3 kat artmış. Enflasyon, Ekonomi Bakanı enflasyonun neden yükseldiğini bilincinde değil. Enflasyon belki Nebati'nin problemi değil. Belki Beşli Çete'nin problemi değil. Belki kur korumalı mevduat sisteminden faydalanan zenginlerin problemi değil. Ama emeklinin problemi enflasyon. Asgari ücretin problemi, memurun problemi, çiftçinin problemi, herkesin problemi. Enflasyon %70 olmuş. Hala aklımızla alay etmeye çalışıyor. Avrupa'da efendim enflasyon yüksekmiş diyor. Avrupa Euro bölgesindeki ortalama enflasyon %7,5. Amerika'da %8,5. Türkiye'de TÜİK'in rakamlarıyla %70. Bakın enflasyon rakamlarına. Rusya savaşta 16,7. Ukrayna 13,7. Hollanda 9,7. İsviçre 2,4. Fransa 4,8. İsveç %6. Hala Avrupa'da da enflasyon var, Amerika'da enflasyon var diyerek kendi beceriksizliklerini, kendi liyakatsızlıklarını, ülke ekonomisi batırmış oldukları günahlarını örtmeye çalışıyorlar. Maalesef kötü yönetim yüzünden, liyakatsız Ekonomi Bakanı yüzünden, liyakatsız yönetim yüzünden Türkiye'nin geniş kesimleri enflasyonun altında ezilmekte, ekmeğe muhtaç olmuş durumda. Enflasyon geniş kesimlerin problemi, enflasyon Türkiye'nin en büyük problemi, insanlar artık kuru ekmeği alamıyorlar. Maalesef Türkiye'de çalışanların %60'ını oluşturan asgari ücretli artık yıl başından bu yana gelir alım gücündeki azalma nedeniyle ekmeğe muhtaç olmuş durumda. Enflasyon Türkiye'de esnafın problemi, tüccarın problemi, sanayicinin problemi, asgari ücretlinin problemi, emeklinin problemi, kimin problemi değil, Nebati'nin problemi değil, kimin problemi değil, kur korumalı mevduat sistemiyle fakirin cebinden alıp zengine verenlerin problemi değil. Bu ekonomi yönetimi devam ettiği sürece faiz sebep enflasyon sonuçtur dedikleri müddetçe bu sorunu yaşayacağız. 128 milyar doları bozduranlar, 19,5 milyarı kendi yandaşlarına satanların boğazlarında kalsın. Allah onları bildiği gibi yapsın.